Hazreti Ayşe validemiz bir hadise anlatıyor bizlere. Peygamber Efendimiz'in infaka bakışını anlatıyor. Aile olarak Efendimiz'in ailesi bir koyun kesmişler diyor Hazreti Ayşe validemiz. Nebi Ekrem Efendimiz bir ara diyor sordu. Efendimiz diyor ki bunu infak edin. İşte şunları şunlara götürün diye talimat verip çıkıyor. Sonra döndükten sonra geliyor. Ne kaldı diyor geriye. Hazreti Ayşe validemiz sadece bir kürek kemiği kaldı diyor. Ya Resulallah dağıttık, ikram ettik, yedirdik, içirdik. Sadece bir kürek kemiği kaldı koyundan. Belki onu da Efendimiz için ayırdılar. Peygamber Efendimiz koyunun kürek kısmını severdi diye rivayetler var. Efendimizin o kısmı sevdiğini bildikleri için herhalde bu da Efendimiz'e kalsın, bu kısmı seviyor diye bırakmış olabilirler. Sadece orası kaldı, ketif diyorlar. Ya Resulallah illa ketifuha, sadece onun kürek kısmı kaldı. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyuruyor. Hakikatte bir kürek kemiği hariç hepsi duruyor. Aslına bakarsan diyor, siz infak ettiklerinizi ebedileştirdiniz. Onlar yok olmamış, duruyor. Kürek kemiği ebedileşmemiş. Onun da ne olacağı belli değil. Belki yeriz. Mubahtır yiyip içmek. Yeriz, içeriz. O da tüketmiş oluruz. O da sevap olarak belki hanemize geçmezse eğer, o durmuyor sayılır. Diğerleri duruyor demektir diye. Demek ki verdiğin senindir. Kendi elinle verdiğin, Allah rızası için verdiğin mal senin olmuştur artık. Ebedileştirmişsin onu. Ebediyen ahirete göndermişsin. Hani bugün kargo gönderiyoruz. Bir eşya göndermek istediğimizde kargoya veriyoruz. Bizim için götürüyor. Gideceğimiz yere veya başkasına gönderiyoruz. Kendimiz taşıyamayacaksak sonra gittiğimiz zaman onu alıp kullanıyoruz orada. İşte Hacca Umre'ye gidenler çok miktarda hurma alıyoruz, zemzem alıyor. Kendisi uçakla getirmesi zor olursa oradan kargoya veriyor. Evinin adresini yazıyor. Diyor kargo eve götürsün, biz döndüğümüzde gider hurmaları orada yeriz, ikram ederiz diyorlar. İşte infak da biraz buna benziyor. Burada dünyadayken ihtiyaç sahibi insanlara veya Allah yolunda lüzumlu yerlere, hayır hasenat yollarına insan malını vererek sanki buradan kargoya vermiş oluyor. Ahirete gönderiyor. Ahirete gittiğinde orada ihtiyaç olacak. Orada onu kullanacak. İnfakı da böyle bakmak, bu şekilde ahiret hazırlığı için önemli bir fırsat olarak görmek gerekiyor.